Evet, İslam dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyonla devam edeceğiz. Daha önce ekranlarınıza taşıdık. Geçen hafta İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan bu kez benzer tahriki ülkesi Danimarka'da sahneledi yine. Üstelik o kışkırtma, o provokasyon yine polis ve gizli servisin korumasında gerçekleşti. Provokatör yine sahnede. İsveç'i birbirine katan Rasmus Paludan bu kez de Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı. Yer Tarnby kentinde Müslümanların yaşadığı Sinesereveş mahallesiydi. Aşırı sağcı Stram Kurs Partisi'nin lideri Paludan yerel yönetimden izin aldı ve ahlaksız eylem için harekete geçti. Paludan'ı onlarca polisin yanı sıra istihbarat görevlileri de korudu. Yani İslam karşıtı provokatör, hain eylemini Danimarka Devleti'nin koruması altında gerçekleştirdi. Faşist provokatör geçen hafta aynı eylemi İsveç'te gerçekleştirmiş, tepki gösteren on binlerce Müslüman sokağa inmişti. Çıkan olaylarda 26'sı polis, 40 kişi yaralanmıştı.